Edeceğiz. Doğu bölgemize götüreceğiz sizleri bu sefer. Türkiye'nin en doğusuna gitti TRT ekibi. Sınır hattı boyunca da hudut karakollarında Mehmetçik'te bir gün geçirdi. Ayrıca sınır bölgesinde görev yapan sözleşmelerlerin faaliyetlerini de görüntüledi. İşte sınırda kuş uçurtmayan hududun kartalları, kahraman Mehmetçik'in sınırdaki faaliyetleri. Doğusunda Türkiye-İran sınırında bulunuyoruz. Bulunduğumuz yerin hemen arka tarafında İran toprakları var ve Bayraktepe'de gün doğumunu karşılıyoruz. Askerlerimiz 7 gün 24 saat boyunca sınır hattında görev alıyorlar ve burada en son teknoloji onların en büyük yardımcısı. İnsansız hava araçları, termal kameralar ve zırhlı araçlar her daim askerlerimizin hizmetinde. Diğer yandan yine sol tarafımıza döndüğümüzde Ağrı Dağı eteklerinde Gökay Hudut Tavur Komutanlığı bulunuyor. Burada da yine sınır hattı boyunca askerlerimiz görev alıyor. Bununla birlikte 3 yıldır sözleşmeli er sistemi yine burada uygulanıyor ve sözleşmeli erler de sınır hattı boyunca görev yapıyorlar. Biz de bugün sizlere sınır hattında neler yaşadığını askerlerin hem bunu anlatacağız hem de sözleşmeli er sisteminin detaylarıyla ekranlarınızda olacağız. İade sözleşmeler hacale aldanmaz. 5. Hudut Alayı, 4. Hudut Taburu, 8. Hudut Bölüğü'nde görev yapmaktayım. Şu anda ülkemizin sınırlarını korumak maksadıyla gözetleme görevini icra etmekteyim. Burada gözetleme yaparken 15 kilometreye yakın araç, 13 kilometreye kadar insan hareketlerini tespit edebilen Fusion 10 dürbün ile sorumluluk bölgemi gözetliyorum. Sözleşmeli erler birliğimizde yaklaşık 2 yıldır görev yapıyorlar. Ve bu süre zarfında görev yaptıkları hudut hattında sorumlu oldukları bölgeyi ayrıntılı bir şekilde tanıdılar. Nerelerin yasa dışı hudut geçişi ve nerelerin kaçakçılık faaliyetleri için muhtemel geçiş güzergahları olabileceğini çok iyi öğrendiler. Hudut güvenliğinin sağlanması ve gözetleme faaliyetlerinin sözleşmeli erler tarafından icra ediliyor olması sayesinde artık eskiden olduğu gibi bu konuda yetişmiş personel ters olup gitmiyor. Böylece hudut emniyeti yaptığı işi ve görev yaptığı bölgeyi çok iyi bilen ve bu işten para kazanan profesyoneller tarafından sağlanıyor. Sınırın riskli bölgelerinde askerlerin güvenli bir şekilde nakledilmesi işte mayına karşı korumalı bu kirpi araçlarıyla mümkün oluyor. Biz de şimdi kirpiye bineceğiz ve sınırda intikal yapacağız. İade sözleşmeleri Ahmet Avan, 5. Hudut Alayı, 4. Hudut Taburu, 9. Hudut Bölüğü hafif tekel zırhlı araç kobra şoförüyüm. Yaklaşık 2 yıldır bu görev yaptığım için sorumlu olduğum kobra aracımla ilgili tüm teknik ve taktik konulara hakim olduğumu söyleyebilirim. Aracın kullanım ve bakımı konusunda birçok usta tecrübe sahip oldum. Edindiğim bu tecrübeler sayesinde bölüğümün diğer kobra araçların bakımlarında yardımcı olarak da sürekli faal olmalarını sağlıyorum. Ayrıca sorumluluğum kobra aracımla sık sık hudutta devriye görevine çıkıyorum. Böylelikle herhangi bir hudutta olayında süratle olay yerine intikal ederek müdahale edebiliyoruz. Peki sözleşmeli erliği başkalarına da tavsiye eder misin? Tabii ki de. Sözleşmeli erlik, sözleşmeler olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi.
Herkese tavsiye edebilirim. Dolgun bir maaş veriyorlar. Yaklaşık 3400 lira maaş alıyorum. Birikimimi yaptım. Kendime evimi aldım. Her şeyimi aldım. Allah'a çok şükür şu anda durumum da çok iyi. Yani herkese tavsiye edebilirim ben sözleşmelerliği. Sınırdaki ulaşımda bu kobra aracı da sıklıkla kullanılıyor. Biz de şimdi aracımızın şoförü sözleşmeli erimizle konuşacağız. Bize kendini tanıtır mısın? Piyade sözleşme eri Fatih Sultan Mehmet Tatar. 5. Hudut Alayı, 4. Hudut Taburu, 10. Hudut Bölüğü, hafif zırhlı tekerlekli araç sürücüsüyüm. Burada görev yaparken neler hissediyorsun? Sınırın bu sıcak noktasındasınız. Hemen yanımızı İran sınırı, neler söyleyeceksin? Sözleşmeli er olarak bu zorlu arazi koşullarında hudutta görev yapmaktan mutluyum. Burada hem...